misin? Kulina! Ah, Şişi yenge! Ah benim güzel bebeğim! Hiç değişmemişsin. Hatta eskisinden bile daha güzelsin. Ah, ah, ne vardı sözümü dinleyip şurada dizini kırıp otursaydın? O kadar kısmetin çıktı ama. Sen oyuncaklar dünyasına baş peri olacağım diye tutturdun gittin. Ay bu arada oyuncaklar dünyasına neler olmuş canım öyle? Sen nereden biliyorsun? Ay o tatilimin en keyifli yerinde su perisi geldi. Ne kadar dedikoducudur bilirsin. Senin haftalardır burada olduğunu, oyuncaklar dünyasını kurtarmak için çözüm aradığını söyledi. Ben de dayanamadım. Hop, ilk yaprağı atlayıp uçarak geldim işte. Ne esi? Ay ne yapmayı düşünüyorsun? Ah bilmiyorum. Öncelikle buzlar gezegeni yerini bulmam gerekiyor. Ay İlayda tam bir cadıdır. Su perisi bir de Nana'dan bahsetti. Nana senin şu çok sevdiğin bez bebekti değil mi? Kayıpmış galiba. İlayda'yı bulursam Nana'nın da izini bulacağım. Umarım hayattadır. Ay kıyamam sana. Gel bakayım şu yengene. Buzlar gezegeni. Buzlar gezegeni. Nerede olabilir? Aha! Tabii ya. Bunu bilse bilse seni geç amcan bilir. Kirkon amcan mı? Ta kendisi. Ya ama o yıllar önce seni ve burayı terk edip gitmemiş miydi? Kim bilir şimdi nerelerdedir? Ay hatırlatma kalbim sıkışıyor. Bilim uğruna, eğitim uğruna benim gibi bir tatilden vazgeçti. Şimdi o anlamsız adada ömür çürütüyor. Keçi. Hangi adada? Saklı Kirkon adasında. Kendine bir ada yarattı. İnanabiliyor musun? Keçileri bana tercih etti. Giderken de kafamı dinleme, kendime eğitim adamak istiyorum dedi. Bir de benim Ceren'den bıktığını söyledi. Sevgili bebeğim, ben çok mu konuşuyorum? Ah, yok Şişi yengecim, hiç çok konuşur musun? Ama evliliğimiz boyunca benim çok konuştuğumdan yakında durdu. Biliyorsun kendisi aslında iyi ve saygın bir eğitmendi. Pekala burada periler ülkesinde eğitmenlik yapabilirdi. Tamam. Ta evrenin bir ucunda kendine ada yaratmak niye? Gül gibi tazeyi bırakıp gitti. Beni kimler istedi varmadım. Herkes biliyor bunu. Ah, ah Kirkon, ah. Sersem keçi. Ne olacak? Amcan. Tutturdu bir ada yaratacağım. Evrendeki tüm gezegenlerden gelen lider adaylarını yetiştireceğim diye. Ay Şişi yenge sen bu adanın yerini biliyor musun, bilmiyor musun? Evet. Bir kere onu ziyarete gitmiştim. Ay sorma çok yaşlanmış. Eskiden olsa sana kesin buzlar gezegenin yerini hatta her gezegenin yerini şıp diye gösterirdi. Ama artık git gel akıllı olmuş. Anlarsın ya. Yine de şansımı deneyeceğim Şişi yenge. Hadi oraya nasıl gideceğimi söyle bana ha. Kararlısın yani öyle mi? Ama bak dediğim gibi amcanın aklı pek yerinde değil. Sonradan uyarmadı deme. Evet Şişi yenge. Gerçekten çok ama çok konuşuyorsun, amcam haklıymış. Ne? Evet. Şimdi dünyaya gidip çocuklara müjdeyi vereceğim. Sonra da beni hemen Kirkon amcanın adasına göndereceksin. Anlaştık mı? Hem bir yıl soru soruyor hem de cevap verince çok konuşuyor oluyorum. Ya.
Çocuklarınca bayılıyorum. Hayret! Bu keçi de nereden çıktı? Git hadi. Git 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 git. Bahçede oyna sen. Hadi git 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 git. Şuşi yenge hadi artık ama. Dur ayol. O akıl edip de fanilasını falan değiştirmez şimdi. Ne de olsa eski kocam. İçim el vermiyor işte. İyi de Şuşi yenge burada Nana'nın hayatı ve oyuncaklar dünyasının geleceği söz konusu. Biz nelerle uğraşıyoruz? Tamam tamam. Hadi. O ne? Şuna. Ispanaklı börek. Kirkon amcan çok sever. Biliyorsun o bizim gibi değil. Yemek yiyebiliyor. Ay tamam tamam ver götüreyim ver. Tamam tamam. Hadi tamam. Bir kere yolu öğrendikten sonra istediğin gibi gidip gelebilirsin. Anladım. Hadi Şuşi yenge. Ay bir iki de dolma mı koysaydım? Şuşi yenge bayılacağım artık. Hemen beni gönder. Şimdi ağzım çıktı kadar bağıracağım. Tamam tamam. Nerede bugünkü ders notlarım acaba? Bulamıyorum. Nerede acaba? Hayret! Gökten kadın geldi. Kirkon amca merhaba. Adımı nereden biliyorsun? Kirkon amca beni tanımadın mı yoksa? Ben Kulina. Hani senin en çok sevdiğin en güzel yeğenin. Yeğenim mi? Evet. Bak Şuşi yengem sana temiz fanilayla ıspanaklı börek yolladı. Hayret! Dırdırcı cadı 40 yılın başı işe yaradı demek. Ver bakayım. Fanilamı daha yeni değiştirdim. 30 yıl önce. Ama ıspanaklı böreğe hayır diyemem. Kirkon amca, bence Şuşi yengem seni çok özlüyor. Şuşi yengen mi? Ay Kirkon amca, eski karın hani şu dırdırcı olan hatırlamadın mı? Öyle desene. Ölürüm de dönmem ona. Ben buradan evrenin en ünlü lider yetiştiren okulunu kurdum. Her şeyi bırakıp onun dizinin dibinde olmamı istiyor. Ama çok bekler. Of, of. Nerede bu ders notları? Hayret! Ah Kirkon amca, derse girmeden önce sana çok önemli bir şey sormak istiyorum. Bana ancak sen yardım edebilirsin. Önce şu notları bulmama yardım et. Ondan sonra sor soracağını. Tamam. Hayret! O da ne? Olamaz. Ders notlarımı yemiş. Uyuz keçi. Git. Ay burası çok kötü kokuyor Kirkon amca. Ay Kirkon amca. Hem böyle yaşıp hem nasıl eğitmenlik yapıyorsun anlamadım. Eğitmenlik mi? Evet. Evrenin en ünlü lider yetiştiren okulun eğitmeni değil misin? Peki sen kimsin? Ay Kirkon amca, ben senin yeğenin Kulina'yım ya. Hı. Bana bak Kirkon amca, bu halinle sen nasıl ders veriyorsun? Haklısın kızım. Artık pek çok şeyi hatırlamakta zorlanıyor. Bu yıl mezun etmem gereken tam 5 değişik gezegenden gelmiş 5 lider adayı var. 7 miydi yoksa? Neyse. Eğer onların istenilen özelliklere ve yeteneklere sahip olarak mezun olmalarını beceremezsem... Okulumu kapatacaklar. Bana yardım et Kulina. Derslerin bazılarını benim yerime sen ver. Ah tamam Kirkon amca tamam. Üzülme ben sana yardım edeceğim. Ancak senin de acil olarak bana yardım etmen gerekiyor. Oyuncaklar dünyası donmadan az önce hemen kaçıp periler ülkesine sığındım. Geri döndüğümde her yer ve tüm oyuncaklarım buz tutmuştu. Nana da ortalarda değildi. İlay da kendi ülkesine götürmüş olmalı. Ya da onu uzay boşluğuna filan atmıştır. Sağ ol Bekir konamcı, çok güzel moral veriyorsun. Ama kızım, buzlar kraliçesinin ne kadar acımasız olduğunu sen de benim kadar biliyorsun. O da doğru ya. Demek bütün oyuncaklar donmuştu ha? Evet, yalnızca Nana yoktu. Ha, bir de Şoker. Şoker mi? Peki o nasıl kurtulmuş? Bilmiyorum. Onu da çok aradım ama bulamadım. Buzlar gezegeni ha? Evet.
bakalım neredeymiş. Hayır, bu masallar gezegeni. Bu kayıp orman gezegeni. Hadi amcacığım, ne olur çabuk ol. Bu evrende kaç tane gezegen var biliyor musun sen? Kaç tane? Kaç taneyse kaç tane. O kadar kolaysa gel kendin bul. Ay tamam. Nereye arıyorduk biz? Buzlar gezegenini. Demek istediğim an bence büyük aslında. Tabii. Senin daha iyi olacaksın. Bence. Yeni müdür hanım. Evet, tanıştık. Belli oluyor. Kızım gitsene başımdan ya, gıcık mısın? Vay be, elbise gördüm çok güzeldi ya, bayıldım yani. Renkleri muhteşem, çok güzeldi. Çok güzel kız değil mi? Güzel de laf mı oğlum, prenses gibi ya. Oğlum bu kız sana büyük gelir. 8. sınıfa gidiyormuş. Hiç de büyük falan değil. Biz de 6. sınıfa geçtik. Ne var? Emre fazla dalma, boğulursun. Şimdi sana dalacağım. Ne diyorsun sen ya? O kız sana bakmaz oğlum, ayağından kal. Hem müdürün yeğeniymiş biliyor musunuz? Öyle mi? Ne var yani? Müdür hanımın kulağına yeğeni rahatsız ettiğin giderse cezalardan ceza ben artık. Ben kimseyi rahatsız etmiyorum kızım, sen işine bak. Gördü mü bana güldü. Bence şu yeni gelen çocuğa gülüyor Emre. Kızlar, bu gelen benimdir ona göre. Peki, zaten bana göre fazla zayıf. Ay çok yakışıklı. Gülcan, gruptan atılmak istiyorsun galiba. Canım öyle demek istemedim. Hoş çocuk yani. Şey Burcu ne acaba? Sana ne? Merhaba çocuklar. Çocuklar. Merhaba. Merhaba yavrum. Biz okul müdürüne bakmıştık. Bir kayıt işimiz vardı da. Okulun müdüresi benim teyzemdir. Sizi onun yanına götüreyim. Bu arada ben Petek. Ben de Selim. Buyurun. Ya bu zirzotlar nereden çıktı ya? Şu saçlarını gördün mü? Şaklaban gibi. Ne oldu Emre? Bakıyorum hamam fıstığı söndü. Ya gıcık sussana sen. Şuna bak. Ne o kızım? Daha ilk günden ders mi çalışıyorsun? Ders değil. Ne öyleyse? Taze fasulye tarifi. Ver onu bana. Zeynep Hanım açlığa başlamış da haberimiz yok. Hiç güleceğim yoktu. Bu ne ya? Verseniz onu bana. Gel de al. Ya versene. Versenize. Gelsene. Ya versene şunu. Versenize ya. Hop, bak bak burada burada. Ver şunu. Ver şunu. Ne oluyor burada? Sence Kulin Ana'yı bulmuş mudur? Sanmam. Yoksa hemen bize haber verirdi. Merak etme, Nana mutlaka bize geri dönecek. Yoksa hala onu mu düşünüyorsun? Kimi? Mücire'nin yerine. Kim olacak? Pete'yi mi? Vallahi oğlum, o kız sana 5 numara büyük. Hem de okula gelen şu yakışıklı çocuğun peşinde. Sen onun gözünde daha çocuksun. Hiç de çocuk değilim, büyüdüm ben. Aman aman, sevsinler. Bak Ferah yaparım ona göre. Emre aşık oldu, Emre aşık oldu, Emre aşık oldu. Bana bak, sana söylüyorum Emre Yağmur. Emre aşık oldu, Emre aşık Yağmur, oldu. Yağmur seni elime geçirirsem. Yağmur seni bir yakalarsa. Gelsene. Bak kuş kurtar beni. Aa, sana söylüyorum Yağmur. Ya. Bak ay, kuş durun. Kurtar. Aa, durun çocuklar. Konuşmayın. Gelsene. Mahmur. Gel. Durun. Seni elime geçirirsem. Ya buraya bir
tabandan çıktınız. Gel. Durun bakayım. Tabii yaşlı kadını buldunuz. Oyuncak ettiniz elinizde. Size söylüyorum. Dur bakayım şurada. Dur. Babanız gelince hepsini anlatacağım. Alo. Babişko, seni çok özledik. Gel artık. Yaşasın. Demek çok az kaldı. Alo hayatım, nasılsın? Çocukları hiç merak etme canım. Sen ne zaman dönüyorsun? Anladım. Tamam, söylemem. Efendim? Tabii vereyim. Alo babişko. Bizi merak etme, çok iyiyiz. Evet. Okulumuzun birası büyüdü, kocaman oldu. Diğer sınıflar da geldi. Üzmüyoruz babacığım. Hanım Akmış da sana selam söylüyor. Nana mı? Şey... Memleketine gitti babacığım birkaç günlüğüne. Ne birkaç günü ayol? Haftalardır ortada yok kız. Artık nereye gittiyse Allah bilir yani. Neyse ki ben çocukların başındayım da yavrucaklar ortada kalmadı. Tabii tabii, vereyim canım. Alo babacığım, bir de utanmadan bana küsüyor musun? Ne yani, yalan mı? Nana hala ortada yok. Sense petekten başka bir şey düşünmüyorsun. Ben de Nana'yı merak ediyorum. Hayır etmiyorsun. Sen böyle davranmazsın. Neden anlamak istemiyorsun? Simge'nin yaptıklarını görmüyor musun? Babam gelir gelmez onunla evlenecek. Evlenmeyecek. Ne olursa olsun buna engel olacağım. Yine Nana'yla eski güzel günlerimize döneceğiz. Hani sen kocaman adam olmuştun? Ağlama ama. Kocaman adamlar ağlamaz. Sana bağırdığım için özür dilerim. Ben de kardeşim. Ben de özür dilerim. Kulina, ben hala ses yok. Ben de merak etmeye başladım gerçekten. Petek, Petek. Ya beni de grubumuza alın, ne olur beni de alın. Bir dakika güzelim, sakin ol. Tatlı kızlar grubuna girmek o kadar kolay değil. Bazı sınavlardan geçmen gerekir. Sınav mı? Ya, ne sandın? Kaçma oğlum, gel buraya. Önüne baksana be. Aferin. Kendini ezdirmemen çok güzel. Grubunuza girmek için iyi bir özellik mi? Hem de nasıl. Biz ezik tiplerden hiç hoşlanmayız. Senin burcun ne? Aslan. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi gidip bize kantinden birer hamburger getir. Hemen. Emre, nereye? Geliyorum. Gitme Emre. Merhaba. Merhaba. Ne var, ne bakıyorsun? Açıkta bir şey mi gördün? Şey, benim adım Emre. Ne yapalım yani? Sen şu koridorda tek ayak cezası alan ufaklık değil misin? Ben 12 yaşındayım. Ha, çok büyümüşsün. Yani. Niye boyun o kadar kısa o zaman? Bak ya. Ben sana gitme demiştim. Ya yavrum bir sus ya. Alın, ketçaplar da burada. Aferin. Senin geleceğin parlak. Tamam, dersen sonra tekrar tamam. Görüşürüz. Petek sana vuruldu. Ben önceden söyleyeyim. Yok canım. 6'da 4 toş dönüyor oğlum. Şunun bakışlarına baksana. Umurumda değil desem. Şu tombik de bana kesik ama çok kararsızım. 1-2 kilo vermesi gerek. Hayır, bir hamburgerciye gidelim desem 6'da 5 açlığımı bırakmak zorunda kalırım. Bir şey değil. Yok be abi, ne sana yapayım abi? Bir daha ona öyle tatlı tatlı baktığını görürsem canını okurum. Bu
Bu kız canımı çok sıkmaya başladı. Bunun icabına bakalım. Gezegeni. Bak. Iceberg mi? Iceberg gezegeninin diğer adı buzlar gezegeni. Şimdi aklıma geldi. Hayret. Sabahtan beri gözümün önünde. Ama öteki adı aklıma gelmeyince oyalanıp durduk boşu boşuna. Ay neyse bulduk ya, gerisi hiç önemli değil amcacığım. Ay hadi beni hemen oraya gönder. Tamam. İyi ama sen oraya gidemezsin. Aa, neden? Çünkü sen bir pirisin. Oraya gidecek olursan bir buz kalıbına dönüşürsün. İyi ama Nana'yı bulmak için oraya gitmek zorundayım. Kulina, sen gidebilsen de Nana hayatta olsa bile onu kurtaramazsın. Ama neden? Diyelim ki Nana orada ve Ilayda tarafından esir tutuluyor. Onu ancak ve ancak bir kişi kurtarabilir. Bir kişi mi? Hadi amca, çatlatma da söyle. Nana'yı kim kurtarabilir? Anahtar çocuk. Anahtar çocuk mu? Evet. Ama onu bulabilmemiz imkansız. Hayır, hiç de değil. Anahtar çocuğun yerini biliyorum amcacığım. Biliyor musun? Hayret! Hayret, hayret. Yağmur. Kulina. Nana'yı bulabildin mi? Daha değil. Ama buzlar gezegeninin yerini öğrendim. Eğer Nana oradaysa onu kurtarabiliriz. Kurtarabiliriz derken? Yağmur, sen anahtar çocuksun. Eğer Nana hala hayatta ve oradaysa onu ancak sen kurtarabilirsin. Hadi gidelim o zaman. Ben de geleceğim. Emre sen burada kal. İkinizi birden götüremem. Zaten bu çok tehlikeli. Mecbur olmasam Yağmur'u bile götürmeyeceğim. Uf ya. Peki okuldan nasıl izin alacağız? Sen orasını bana bırak müdür. Müdür yok artık. Emekli oldu. Emekli mi oldu, öyle mi? Müdür hanımdan izin alalım. Akrabasıyım filan dersin. Hadi gelin. Kulina. Bu uzatma seyri yapabilir misin? Ne? Emre sırası mı şimdi, hadi. Ay bu neymiş? Bu uzatması da neymiş ya? Bunu içmediğim iyi oldu. Şimdi daha önemli bir şey için lazım olacak. Güzel. Gir. Ah, iyi günler müdür hanımcığım. Öncelikle yeni göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Ben Yağmur'un teyzesiyim. Sizden izin isteyecektim. Neden? Bir işimiz var da. Ne işi? İş işte. Son derece saçma. Burası bir eğitim öğretim kurumu. Disiplin yuvası hanımefendi. Öyle her elini kolunu sallayıp gelen veli çocuğu alıp gidemez. Hem bu çocuğun annesi babası yok mu da siz gelip almak istiyorsunuz? Annesi sizler ömür. Babasına gelince Amerika'da. Çocukların sahipsiz olduğu belliydi. Bunun abisi de köstebek gibi. Pek terbiyesiz bir şey. Ama efendim. Yağmur, doğru sınıfına.
Aa, sen çok oldun ama. Sınıf almış. Al sana sınıf. Ay, ne oldu bana? Çok güzel oldun. Çok. Ay bana ne yaptınız? Ne yaptınız bana? Günaydın Kiriko. Günaydın. Siz de kimsiniz? Tanışmıştık ya Sayın Kirkon. Sizin yeni öğrencileriniziz. Bunu bize eğitecek. Yıldızlar yardımcımız olsun. Okulun ayından nefret ediyorum zaten. Arkadaşlar susalım. Peki. Evet. Nerede kalmıştık? Ay bayılacağım şimdi. Başlamadık ki bir yerde kalalım. İyi. Başlayalım o zaman. Gitmeden önce şu müdüre hanımı eski hale çevir de başımız derde girmesin. Aslında o hali pek güzeldi ama haklısın. Hadi bakalım Yağmurcuğum. Doğruca Kirkon amcanın yanına, sakla adaya. İyi ama makbuş. Merak etme, ben ona her şeyi anlatacağım. Hadi tamam. Gel. Demek sakla ada ha? Ama ben biliyorum yerine. Yaşasın. Nana'yı kurtaramayacaksınız. İnsan olmaya bu kadar yaklaşmışken hiçbir şeyin bunu bozmasına izin vermeyeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş. Ama siz beş kişisiniz. Hiç olmazsa sayı saymayı biliyor. Evet, hadi bakalım. Önce birbirimizi tanıyalım. Dosyalarımızı okumadınız mı? Orada her şey yazıyor. Hmm. İşin aslı, dosyalarınızı bulamadım. Hem böylesi daha samimi, öyle değil mi? Ay daha dersler başlamadan şiştim yani. Evet, gerçekten de şişmişsin. Çabuk beni eski halime çevir, çabuk. Evet. Tanışmaya başlayabiliriz sanırım. Benim adım Elfi. Büyülü Yeşil Gezegenden geldim. İleride buradaki eğitimimden sonra gezegenimi ben yöneteceğim. Olimpo gezegeninden geldim. Adım Balyoz. Söylemi sayayım. Çok güçlüyüm. Anneciğim. Güçlü ama ödlek biri. Eğitimim bittikten sonra babamın yerine gezegenimizi ben yöneteceğim. Sıradaki? Ben Cadılar gezegeninden geldim. Adım Cadı Sira. Süpürgen nerede? Az ileride. Yel değirmenlerinin orada. Benimle derse gelmek istemedi. Buyurun, süpürgesine söz geçiremeyen bir cadı. Sussana sen. Ay, bu daha sihir yapmayı bile beceremiyor. Biraz ara verelim. Az sonra devam ederiz. Bu ne ya? Daha sonra devam. Ay, yeni kadrosun kaldığına göre kesinlikle her şey yolunda gitti. Yalnız eski zengin hayatımıza geri dönebileceğiz. Ya Simge, sence burası sünnet evi gibi olmadı mı? Ya hem Hakan hoşlanmaz ki böyle şeylerden. Cık, daha fazla abartmasak ha? Aa, dünyada olmaz.
Ya Volkan kırılın ya. Bana güven. Hakan burayı böyle görünce bayılacak. Ya. En kalitelisinden de iki şişe şampanya aldım. Onları da getirmeyi unutmamam lazım. Tamam mı? Oldu mu? Tamam. Sen iyice abarttın ya, neyse. Neyse. Merve'den haber yok mu? Ben yapacağımı yaptım. Ayağına kadar gittim. Daha ne yapayım? Hiç uğraşamayacağım. Zaten boşanma davasını açmış bile. Kızma şekerim ama en başından beri belliydi bu evliliğin yürümeyeceği. Siz ayrı dünyaların insanlarısınız. Hem nasıl desem, Merve biraz görgüsüz bir kızdı. Yanına da hiç yakışmıyordu. Sana şöyle benim gibi kültürlü, zeki, güzel birini bulacağım. Hiç merak etme. Hayırdır inşallah. Ay daha hiçbir şey bitmemiş. Akşama Hakan geliyor, benden başka hiç kimsenin umurunda değil. Akşama mı geliyor? Evet, sakın çocuklara söyleme, sürpriz yapacak. Hadi Volkan, sallanmayalım. Bir şey içer misin? Olur. Tamam. Ne yapacaksın? Onun da huyu bu. İdare edeceksin artık. Ay vallahi canımızdan bezdirdi. Hakan gelse bir an önce. Akşama menü süper olmalı Makbule Hanım. Öyle saçma sapan kuru fasulye pilav falan yapayım deme sakın. Ama dün telefonda Hakan geldiğimde kuru fasulye istiyorum dedi. Tamam. Yine de birkaç çeşit daha yap sen. Sonuçta bu bir hoş geldin partisi. Peki kızım, peki. Nasıl buldun? Simge? Bu da nereden çıktı şimdi? Ay aşk olsun Volkan. Arkadaş değil miyiz biz? Alışveriş yaparken görünce içimden geldi. Aldım. Gerçekten çok şık. Çok zahmet etmişsin. Çok pahalı bir şeye benziyor. Volkan, bizim aramızda paranın lafı mı olur? Şaştım kaldım vallahi. Volkan. Hakan nihayet dönüyor. Diyorum ki yarın falan onunla konuşabilir misin? Ne hakkında? Hakan'la ilişkim hakkında. Yani benim için o kadar da acelesi yok ama ben çocuklar için çok üzülüyorum. Makbuş artık çok yaşlandı. Nana da onları yüzüstü bırakıp gitti. Hakan seni dinler. Bu evlilik için onu ancak sen ikna edebilirsin. Tamam, bakarız. Ama bakarız deme lütfen, söz ver bana, konuşacaksın. Tamam, söz. Ay canım benim. Hadi ben çıktım. Görüşürüz. Kol düğmelerini sırrı çözüldü işte. Ah Simge, sen az değilsin. Yaşasın! Şimdi tırsmanın tam zamanı. Anneciğim! Kremen şu girdi, yoksa geri döndüğümüzde tabii dönebilirsek seni kirpona söyleyip eğitim sınıfından attırırız, tamam mı? Hadi Valios, buraya kadar gelmişken geri dönemeyiz. Korkma, biz yanındayız. Hadi Valios. Hadi Valios. Tamam. Hadi, güveniyoruz sana.
evet, hadi gidelim. Evet. Aslında hepimizin gitmesine gerek yok. Yani kalabalık olursak çabuk yakalanırız. Ben burada sizi beklerim. Hadi siz gidin. Benim de kendimi tehlikeye atmaya hiç niyetim yok. Ben de deli değilim herhalde. Tamam, tamam. Çöp çekeceğiz. Çöp mü? Evet. Kısa çöpleri çeken devam eder. Uzun çöpü çeken burada kalır. İyi de burada çöpü nereden bulacağız? İşte buradan. Süpürgemi rahat bırak. Gel buraya. Gel. Gel. Ne gel süpürge bu? Gelsene buraya. Ay. Ay. Sanırım biri geliyor. Ne? Sanırım şimdi bayılabilirim artık. Budan mı korkak çıktı? Balyoz. Balyoz. Kalksana bak birileri geliyor. Kalk hadi Balyoz. Hadi Balyoz. Balyoz. Kalksana kalk hadi. Bak birileri geliyor. Kalk. Hey. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Nereye saklanacağız? Hey çekil. Böyle kımıldamadan duralım. Belki bizi heykel sanır. İyi ama benden de heykel olmaz ki. Bari yere serilmiş boz gibi durayım. Bu aslan heykeli de gerçek gibi. Dondum. İşte bir Türk. O kadar çok söyledim ki hayallerim gerçek oldu. Şimdi ısınabilirim işte. Ne yapıyorsun be? Anneciğim, Türk dirildi. Çok kırışıyorum ben. Şimdi de heykel dirildi. Ne oluyor burada? Kurtarın beni. Kurtarın beni anneciğim. Anneciğim kurtarın beni. Ne yapıyorsun ya? Buzlar kraliçesine görünmeden bu işi nasıl halledeceğiz? Çok dikkatli olmalıyız. Hadi yürüyün. Bekle biraz. Ama onun ağır. Tamam ama acele etme. Ay bunun için mi kendimizi bu kadar tehlikeye attık? Hayır, elektrikle kaplı. Sizce yaşıyor mu? Nana. Hadi yakalamadan gidelim buradan. Onu kurtarmamıza imkan yok, görmüyor musunuz? Nana'yı kurtarmadan hiçbir yere gitmiyorum. O halde ben de yalnız dönerim. Nasıl döneceksin? Kutsal çubuk onda. Anlaşıldı. İş başa düştü. Elektrik bize zarar vermeden ona nasıl ulaşırız? Thank you.
Bey. Merhaba Çiçek Köpek Bey. Düzenlememe yardım et bakalım. Bir şeylerle uğraşırsak vakit daha çabuk geçer. Kirkon amca, sence başarabilecekler mi? Yüreğini güzel tut ki her şey güzel olsun. Tam 1300 yıldır hayat felsefem bu benim. 1400 müydü yoksa? Hadi amcacığım, hadi gel düzenleyelim. Şapşal soytarı. Burada ne işin var? Canına susadın galiba. Bir dakika sayın kraliçem. Buraya size çok önemli bir şey söylemek için geldim. Anahtar çocuk ve beraberindeki çete Nana'yı kurtarmaya geldim. Sen ne dediğinin farkında mısın? Anahtar çocuk burada öyle mi? Evet kraliçem. Demek kendi ayağıyla geldi ha? Evet kraliçem, kendi ayağıyla. Tıpış tıpış. Sersem şey, çabuk ol. Hemen gidelim. Buyurun. İşte geliyorlar. Nihayet. Nana'yı kurtardık. Merhaba Nana. Merhaba arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Tanışma faslını daha sonraya bıraksak. Bence de. Hadi bir an önce gidelim buradan. İşte oradalar. Şimdi hepinizi sonsuza kadar bir buz kütlesine çevireyim de görün gününüzü. Evet, evet. Olamaz. Kaçtılar. İntikamım korkunç olacak. Göreceksiniz. Hadi dolaşıp durma artık. Ne yapayım, elimde değil. Acaba Nana'yı bulabildiler mi? Nana da kim? Ay şimdi delireceğim. Kirkon amca, sen gerçekten çok yaşlanmışsın. Nana! Ah, yavrum. Bırakın beni.
Hep beraber başardık. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Aferin size. Hepiniz ilk aşamadan geçerek eğitim sınıfına girmeye hak kazandınız. Demek ileride ile oyun oynamak istiyorsunuz ha? İyi. Nana ile aynı kaderi paylaşın o zaman. Hepinizin gezegeni şu andan itibaren anahtar çocuk benim olana kadar buzlarla kaplanacak. Gezegeninizdeki herkes sonsuz bir uykuya yatacak. Çiçekler bile nefes almayacak. Kuşlar uçmayacak. Gücümden haberiniz yok sersemler. Buzların laneti üzerinizde olsun. Kulağım nasıl bunlar da kim? Tamam Nanacığım, hiç merak etme, sana her şeyi anlatacağım. Çok özledim seni.